İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş Dünyası programında turizmi konuşacağız. Türkiye'nin turizm potansiyelinin nerelere doğru gideceğini tahmin etmeye çalışacağız. Geride bıraktığımız yılı 34,5 milyar dolarlık bir turizm geliriyle kapattık. Bu yıl hedef 40 milyar dolar civarındaydı ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve korona dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de turizme bağımlı ekonomisi sebebiyle bir gerileme yaşıyor. Turizm sektöründen ekmek yiyen ülkelerin şu anda içinde bulunduğu durum aslında bizim için fazlasıyla geçerli. Tabloya bakacağız. Nasıl görünüyor? Sezonun geri kalan bölümünde neler yapılabilir? Umut ne ölçüde yaşıyor ya da umutlarımızı ne kadar yaşatabiliriz bunu konuşacağız. Skype hattımızda Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin var. Müberra Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ben anlatmam gerekenin tamamını anlattım aslında. Dolayısıyla size bırakıyorum sözü. Nasıl bir tablo var? İki buçuk aylık bir kış uykusundan uyandı turizm sektörü. Şu anda ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Neler yapacaksınız? Çok teşekkürler Ali Bey. Öncelikle şunu söylemem lazım. Biz biliyorsunuz yaklaşık 2,5 aydır otellerimizin tekrar açılış sürecine hazırlandık. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gözetiminde özellikle sağlıklı turizm, safe turizm sertifikaları için hazırlığımızı tamamladık. Bütün checklistlerimiz tamamlandı. Yurt dışında özellikle bütün dünyada akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı ve şirketler de TGA'nın Turizm Geliştirme Ajansı'nın sayfasında ilan edildi. Dolayısıyla geçtiğimiz haftadan itibaren aslında gönüllü olarak sağlıklı turizm belgesi almak isteyen otellerimiz bütün içeride yapmaları gereken çalışmaları yapıyorlar. Evet. Daha öncesinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı turizm işletme belgeli otellerimiz için biliyorsunuz bir genelge çıkmıştı. Olmazsa olmazların yer aldığı bir genelgeydi. Zaten genelgede yer alan bütün kalemler tek tek bizim üye otellerimiz tarafından halledilmiş durumda. Belgeler de alındıktan sonra zaten gönül rahatlığıyla misafirlerimizi kabule başlayacağız. Tabii ilk etapta şunu söylemem lazım. Biz böyle birdenbire bir açılış beklemiyoruz. Elbette. Doğal olarak ilk başta beklediğimiz, beklentimiz çarkların yavaş yavaş dönmesi, çarkların dönmeye başlaması aslında. Ve bunun da iç turizmle olacağını şu anda düşünüyoruz. En iyi senaryoyla ilk hareketlenmenin iç turizmde Haziran ikinci yarıdan sonra başlayacağını öngörüyoruz. Yurt dışı pazarlarımızda özellikle Kıbrıs, Uzak Doğu, Orta Doğu, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Romanya'dan ilk hareketlerinde geleceğini zaten ümit ediyoruz. Avrupa ile ilgili hareketlenmenin de biliyorsunuz şu anda özellikle uçuşların açılmalarını bekliyoruz ve sırayla her bir ülke için yavaş yavaş açılıyor. Ama uçuşlar açılsa dahi özellikle şehir otellerimizde Eylül ayı itibariyle bir hareket bekliyoruz. Uçuşların daha erken alınması, Avrupa ülkelerinden daha erken açılması halinde tatil beldelerimiz, Güney, Ege bölgelerimizdeki resort otellerimiz için Temmuz gibi hareketlenmenin başlayacağını umuyoruz. Ama tabii şu anda size herhangi bir rakam verebilmem çok mümkün değil. Bütün dünyada olduğu gibi turizm hareketlerinin belirsizliği devam ediyor. Biz ancak haftalık olarak forecastlar yapabiliyoruz. Dolayısıyla muhtemeldir ki daha net konuşabilmemiz için Temmuz'un başları gibi beklemek zorunda kalacağız. Evet. Şimdi 2,5 ay kapalı kaldı oteller. Otellerin yani bu yakın çevremizdeki otellere bakarak söylüyorum. İşte perdeleri tozlandı, camları kirlendi. Merdiven basamaklarına bastığınızda ayağınızın izi kalıyor gibi bir tablo var. Yani perili köşk haline döndü bütün oteller. Bir defa yeniden eski haline getirilecek. Bu ciddi bir gider kalemi bu bir. İkincisi, yerli turistin istenilen ölçüde katkı sağlamadığını düşündüğünüz takdirde nasıl bir mekanizma ile hareket edeceksiniz ki turizm sektörü daha güçlü bir altyapıyla yeni sezonu götürebilsin, sonuna kadar taşıyabilsin? Aslında Ali Bey şöyle özellikle düzeltmek istediğim bir not var.
Zaten tatil beldelerindeki resort otellerimiz COVID-19 çıktığı dönemde kapalıydılar biliyorsunuz. Evet, tabii. Ve açılmama kararı aldılar. Dolayısıyla o otellerimiz bir tık daha şanslı diyebilirim. Evet, ben zaten daha çok İstanbul şehir otellerini soruyorum. Evet, evet, çok haklısınız. Şehir otellerimiz maalesef 2-2,5 aydır kapalı. Burada şunu da söylemem lazım. Bizler normal bir esnaf gibi tabii otellerinin kapısını gidip kilitleyip gidebilen iş kollarında çalışmıyoruz. Evet. Bizim otellerimiz kapalı ancak her departmanda, her şifte minimum birer elemanımız çalışmaya devam ediyor. Çünkü otellerin zaten bakımlarını kapatıp açmak, açtıktan sonraki bakımları tabii yapmak çok daha maliyetli. Dolayısıyla burada şunu tekrar etmem lazım. Özellikle hükümetimize, başta tabii Kültür ve Turizm Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmemiz lazım sektörümüz adına. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği, evet, bu noktada özellikle konaklama sektörü için çok büyük destek oldu. Evet. Bizler maalesef ki bizde çalışan yetişmiş turizm çalışanlarımızı evlerine göndermek zorunda kaldık. Ve bu dönemde hiç kimse işten çıkarmayı zaten düşünmedi. Bu ödenekler sayesinde yetişmiş kalifiye turizm çalışanlarımızı hali hazırda sektörde tutmayı başardık. Tek ümidimiz bu desteklerin devam edebilmesi ki işler açılana kadar biz turizm sektörü çalışanlarını kaybetmeyelim ve yine sektörümüzde tutalım. Öte yandan maliyetler konusuna gelince, her ne kadar tabii ki içeride çalışanlarımız olsa da kapalı otellerimizde günlük rutin bakımlar yapılıyordu. Ama şimdi bahsettiğim özellikle sağlıklı turizm sertifikası almak isteyen oteller için ekstra bir takım maliyetler gelecek. Bunları oteller zaten şu anda yüklenmek durumundalar. Bütün bunları gelecek misafirlerimizin sağlığını düşünerek. Sağlık her zaman öncelikli ama ikinci önceliğimiz de istihdamı koruyabilmek. En ufak bir hareketlenmede zaten bütün otellerimiz açmak için bekliyorlar. Şu durumda 1 Haziran itibariyle yavaş yavaş açılıyoruz. Özellikle şehir otellerimizde otelleri olan zincirlerimiz bir otelini açıyor. Belki 15-20 gün sonra diğer otelinin sertifikasını, evet, tamamlayacak, onu açacak. Dolayısıyla bu açılma süreci şehir otellerinde özellikle Eylül'e kadar devam edecek diye düşünüyoruz. Evet. Peki kısa çalışma ödeneği ve diğer teşviklerin daha ne kadar ve hangi koşullarda sürmesini istiyorsunuz? Ne tür talepleriniz var Otelciler Birliği olarak? Ali Bey, çok teşekkür ederim. Bu konunun özellikle altını çizmek istiyorduk biz. Aslında tüm sektörler biliyorsunuz hemen normalleşme sürecine başlandı ve çalışmaya başladılar. Maalesef bizim gördüğümüz ve dünyada da bu böyle zaten, turizm sektörü COVID-19 mücadelesinden sonra diyeyim toparlanacak en son sektör olarak gözüküyor. Dolayısıyla aslında bizim hükümetimizden kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneğiyle ilgili destekleri yıl sonuna kadar uzatılabilmesini, özellikle konaklama sektörüne, turizm sektörüne, evet, özel yıl sonuna kadar uzatılabilmesini istiyoruz. Ama tabii ki durumun da farkındayız. Hiç olmazsa belki 3 ay önce uzatılabilir ve 3 ay sonunda tekrar bütün rakamlar, olası hava yolu trafikleri tekrar incelenir. Ona göre uzatılması gerekirse 3 aydan sonra yeniden uzatılır. Ben eminim ki bu talebimiz de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından olumlu görülecektir. Umuyorum yakın bir zamanda bunun uzatılmasıyla ilgili de bir açıklama gelir. Evet. Peki yeni dönemde yani sektörde rezervasyonlar bakımından baktığımızda yabancı rezervasyonu, yani Türkiye'ye gelen turistler bakımından nasıl bir tablo var? Hangi ülkelerden ne tür talepler geliyor? İstenilen ölçekte talep yakalayabilecek durumda mısınız? Bunları tabii bugün söylemek son derece zor biliyorum. Çünkü çok sis var, çok duman var, puslu bir havada hareket ediyoruz ama yakın çevrenizden, daha doğrusu siz büyük bir network'ü kontrol ediyorsunuz. Bu network'in içinden size nasıl haberler geliyor? Aslına bakarsanız Uzak Doğu bir kere bekliyor zaten. Biz normalleşme sürecine girdik. Bunun devamında önce aslında Türkiye'de kendi vatandaşlarımız arasında normalleştiğimizi dünyaya gösteriyor olabilirsek, Orta Doğu ilk öncelikli gelecek yabancılar arasında.
Uzak Doğu'dan gelecek misafirler öncelikli sırada. Ben biliyorum ki Ukrayna zaten hava yolu trafiği açıldı ya da açılmak üzere bugün yarın. Onlar özellikle gelmek istiyorlar. Rusya. Rusya için çok kısa daha beklememiz gerekiyor. Turizm Bakanlıkları aracılığıyla sanıyorum bir görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanlığımız da devam ediyor. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Biz bu sertifikalandırma sürecini hakikaten çok ciddi tuttuk. Ve sanıyorum biraz iddialı olacak ama dünyadaki en iyi kontrol mekanizmasını kurduk Türkiye'de. Evet. Yani dünyada çıkartılan protokoller sertifikalandırıldı ve konaklama ve yiyecek içecek tesisleri bu protokolleri uyguluyor dendi. Ama Türkiye'de her bir işletme sertifikasını özel olarak alacak ve aylık olarak denetlemeden geçecek. 2 ayda bir de gizli misafir denetiminden geçecek. Dolayısıyla bizim bu yaptıklarımızı ve kontrol check listelerimizi çok teşekkür ederiz ki hem Dışişleri Bakanlığı'ndan hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ilgili dünyadaki bütün ülke turizm bakanlarına ve Dışişleri Bakanlığı'na bilgi olarak aktarıldı. Evet. Dolayısıyla şimdi geçen hafta itibariyle bütün dünya bizim bu tedbirleri aldığımızı biliyor, misafirleri beklediğimizi biliyor. Rusya ile ilgili özellikle Almanya ile ilgili biz önümüzdeki muhtemel 1-2 hafta içinde pozitif bir sonuç geleceğini düşünüyoruz. Zaten bizim verilerimize bakıldığında aslında hava trafiği açılır açılmaz en yoğun misafir kabul edeceğimiz ülkeler Rusya ve Almanya olacak diye bekliyoruz açıkçası. Evet. Almanya bildiğiniz gibi Türkiye'yi seyahat edilecek ülkeler arasında göstermediğiniz. Belki bu diplomatik yollarla aşılabilir. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'na çok büyük görev düşüyor. Muhtemelen bir lobi çalışması yapacaksınız diye düşünüyorum. Ben sözünüzü kestiğim yerde Polonya örneğini veriyordunuz. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Orta Avrupa. Orada durum nasıl? Yani gelecek olanlar açısından. Şöyle Polonya, Bulgaristan, Kazakistan zaten çok istekli. Hakikaten bize de yazılar gönderiyorlar. Azerbaycan zaten kardeş ülke, onlar gelecekler, onlar bekliyorlar. Özbekistan ve Romanya'da sırayla bence özellikle şehir otellerimiz için açılacak pazarlar diye bakıyoruz biz. Yunanistan'ı da aslında bu dönemde bekliyorduk ama beklenmedik bir şekilde oradan da henüz maalesef seyahat serbestisi verilmedi. Bizim gördüğümüz şu ki Avrupa Birliği öncelikli olarak kendi içindeki ülkelere seyahatleri açtı ve birbirlerini desteklemek amacıyla muhtemelen bunu yaptı. Ama burada kötü bir sonuç yok bence. Şunu düşünmek lazım. Bizim Türk vatandaşlarımız da o ülkelere gidemeyecekler. Dolayısıyla Türkiye içinde seyahat edecekler ve çok uzun yıllardan beri Türk turizmine verdikleri desteğe devam edecekler. Benim özellikle altını çizmek istediğim sizin programınız aracılığıyla bir nokta var. Evet. Bizim Türkiye'de vatandaşlarımız genellikle tatil dendiğinde deniz, kum, güneş düşünüyorlar. Ve bir anda tatil beldelerine akın ediyorlar. Ama ben biliyorum ki Türkiye'de çok fazla sayıda vatandaşımız henüz İstanbul'u görmedi, Kapadokya'yı görmedi, Kayseri'yi, Urfa'yı, Bursa'yı görmedi. Dolayısıyla bizim Türk vatandaşlarımızdan beklediğimiz şey artık kültür turlarına da başlayıp özellikle şehir otellerindeki konaklama tesislerini de desteklemelerini bu dönemde bekliyoruz. Evet. Başka bir şey soracağım. Biraz önce Adnan Dalga Kıran'la da konuştuk. Arkadaşlarımız bir grafiğimiz var, onu verecekler. Türkiye uzun bir aradan sonra mutluluk verici bir şekilde ilk unicorn şirketini ortaya çıkardı ve bu şirketi çok iyi bir parayla da sattı. Şimdi dünyada turizm sektöründe de unicorn şirketler var. İşte TripAdvisor gibi, Airbnb gibi, Uber gibi, keza Foursquare gibi oluşumlar var. Türkiye bu alanda herhangi bir şekilde umut vaat edici bir çalışma yürütüyor mu? Sektörden bu tür şirketler çıkabilir mi? Yani startup şirketleri. Elbette 1 milyar dolar olsun demiyoruz ama dünyada kendi yolumuzu çizmemize yardımcı olacak bu şekilde teknoloji şirketleri çıkışını bekliyor musunuz? Çok açıkçası son 2 yıldır, bunlar yeni değil tabii, son 2 yıldır özellikle Türkiye Otelciler Birliği olarak bize başvuran bir sürü startup şirket var. Evet. Teknolojiyle alakalı.
Ve hakikaten mutlulukla söyleyebilirim ki bu startupların tamamı genç üniversite mezunlarından çıkmış durumda. Evet. Ve uluslararası bir takım fonlardan destek alıyorlar. Türkiye'den bazı şirketlerden destek alıyorlar. Biz de Türkiye Otelciler Birliği olarak onları destekliyoruz. Bunların tamamı aslında turizm sektörünü ilgilendiren teknoloji firmaları. Dolayısıyla o konuda da evet biraz gecikmiş bir şekilde devam ediyoruz. Ama bu son dönemde özellikle COVID-19 pandemi döneminde onlar da çalışmalarına çok hız verdiler. Çok yakın zamanda ben inanıyorum ki Türkiye'den de böyle büyük markalar çıkacak. Evet. Bir başka husus var, onu da konuşalım. Kruvaziyer turizmi, tabii kruvaziyer turizmi aslında otelciler arasından çok fazla dört gözle beklenen bir sektör değil, onu biliyorum. Çünkü geceleme yapmıyorlar genellikle, yani sabah gelip akşam gidiyorlar. Bazen geceleme yaptıkları da oluyor. Eğer işler yolunda gitmiş olsaydı, koronavirüs gibi bir badire içinde olmamış olsaydık, bu yıl Türkiye turizmde olağanüstü bir dönem yaşayacaktı bana göre. Yani bir altın dönemi olabilirdi. Neden diyeceksiniz? Yani neden demiyorsunuz? Diyecekler için söylüyorum. Bir defa Galata Port açılmış olacaktı 20 Nisan itibariyle ve oraya minimum 3 büyük gemi yanaşabilecekti. Bu günde işte 3000-4000 yolcunun geldiği bir liman haline dönüşecekti. Yeni Kapı ile ilgili fizibilite çalışması yürütülüyor. Oraya da ayrı bir liman yapılacak. Ve Türkiye 40 milyar dolarlık hedefi tutturabilecek durumdaydı. Galata Port ve kruvaziyer turizmi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani bizim bilmediğimiz ve izleyicilerle paylaşmak istediğiniz. Şimdi öncelikli olarak şu yanılgıyı düzeltelim isterseniz Ali Bey. Kruvaziyer turizmi gemilerin yanaştıkları şehirler için büyük ekonomik katkı sağlıyor. Evet. Aynı zamanda konaklama tesisleri için de büyük katkı sağlıyor. Şöyle düşünün ki İstanbul'dan kalkacak bir gemi için Amerika'dan gelecek misafirler bizim pre ve post dediğimiz yani seyahate çıkmadan önce konaklama yapıyorlar şehirde. Evet. Bir de gemiden indikten sonra konaklama yapıyorlar. Doğru. Biz de özellikle işte İstanbul'da... İşte İstanbul çıkışlı olursa dediğiniz gibi evet tabii doğru. Evet. Bu rakamlar oldukça yüksekti ve son dönemde biliyorsunuz maalesef binler nedenlerle bu kruzları kaybetmiştik biz. Şimdi kruz trafiğinin tekrar başlıyor olması aslında bizler için, konaklama tesisleri için yeniden bir ümit. Galata Port'un hatta biz ısrarla konuşuyorduk. Galata Port'un da belli bir zaman içinde yetmeyeceği, bir an önce Yeni Kapı'dakinin de başlaması gerektiğini söylüyorduk ki bize de onun müjdesini vermişlerdi aslında. Fakat biliyorsunuz ki bu kruz şirketleri de son dönemde COVID-19 nedeniyle çok fazla etkilendiler. Şimdi onlar da kendi çaplarında bir şekilde toparlanıyorlar. Ama Avrupa'nın bize seyahat yasağını serbest bırakması halinde biz biliyoruz ki çok fazlaca kruz şirketi İstanbul'dan başlayacak ya da İstanbul'da bitirecek şekilde bir takım programlar anons etmişlerdi zaten. Onları gerçekleştirecekler. Bu özellikle kruzdan inen misafirler için de şunu eklemem lazım. Sadece konaklama sektörü için değil ama şehirdeki esnaf için de çok önemli. Onların pre ve postlarının dışında sadece günübirlik yanaşanları bile düşünseniz alışveriş için mutlaka şehirde bir günlerini harcıyorlar. Yeme içme sektöründe mutlaka bir restoranlarda yemek yiyorlar. Dolayısıyla bize özellikle şehir otellerine katkısı çok büyük. Umuyoruz en kısa zamanda bizim portlarımız da bu kruz trafiği için açılmış olacak. Ondan sonrası zaten hakikaten özellikle İstanbul için söylüyorum kruz trafiğinde vazgeçilmez bir başlama ve bitiş noktası olacak eminim ben. Evet. Yani korona olmamış olsaydı İstanbul'a sadece bu yıl için Eylül ayının sonuna kadar 60'tan fazla kruz gemisi gelecekti. Her bir geminin ortalama 2500-3000 kişi getirdiğini varsayarsak onu işte çarparsanız evet. 1500 dolarla çok ciddi bir şey. 2 dakika kadar vaktimiz kaldı. Onu da Kapalı Çarşı'ya ayırmak istiyorum. Dün Kapalı Çarşı yöneticisi Fatih Bey ile konuştuk. Ona da söyledim. Ben bir sene kadar önce Kapalı Çarşı'ya bir ziyaret yaptım. Kapalı Çarşı'nın tuvaletleri yani utanç verici bir durumda.
Bildiğimiz ambalaj kağıdı kullanılıyor tuvalette. Ambalaj kağıdı bildiğimiz işte zımpara gibi falan bir kağıt veriyorlar elinizi silmeniz için. Yerler son derece kötü, bakımsız, antihijyenik. Elinizi lavaboda yıkamanızı yani tavsiye etmezdim ben öyle söyleyeyim girip çıktığınızda. Şimdi oraya bir özel ilgi gösterebilir misiniz? 2 dakika vaktimiz var. Yani bu sizin işiniz değil biliyorum ama hepimizin ortak mirası. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dün ve bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı'ndan çok fazla sayıda, çok fazla sektörü ilgilendiren, çok fazla iş kollarını ilgilendiren genelgeler çıktı. Evet. Biz COVID-19'u aslında tabii ki çok zor günler geçirdik ama bir taraftan da pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Bu pozitifler arasında, pozitif sonuçlar arasında aslında sizin bahsettiğiniz gibi konular da var. Şimdi evet. Kapalı Çarşı'nın hizmet verebilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı o genelgelerde bahsedilen hijyen kurallarının aynen. yerine getirmesi gerekecek. Dolayısıyla bu bizim için aslında hakikaten hayırlı bir başlangıç fırsat. Olacak diyorsunuz. Evet. Çok haklısınız. Bir sürü. Bakın özellikle biz hep altını çiziyoruz. Bazen kayıt dışı otellerden vesaire bahsediliyor. Şimdi artık COVID-19'dan sonra hiç kimse turizm işletme belgesinin kapısında görmediği otele girmek istemeyecektir muhtemelen. Dolayısıyla evet. onların hepsi belgelendirilecektir. Peki. Ben eminim Kapalı Çarşı'da da bu tip çalışmalar başlamıştır ve devam edecektir. Peki biz de gidip göreceğiz, siz de göreceksiniz, bakacağız. Hep birlikte kontrol etmeye çalışacağız, denetleyeceğiz daha doğrusu. Kamu adına bir iş yapıyoruz. Çok teşekkürler Müberra Hanım. Böylece iş dünyasının sonuna geldik. Yeni bir iş dünyasıyla saat başında tekrar karşınızdayım.